Merhaba. Alo, sonra nasılsınız? Nasılsınız? İlk orasıydı, sonra burayı verdiler tekrar. Bu da hangi kurslar yapıyor? Başkanım, daha önce Kusbi'ye gitmiş olup ikinciye kaydınız olamıyorlardı branşlarda. Olamayınca evde siz de bunu yapamıyorsunuz. Ve sesli, mesela filografi sesli bir sanat dalı. Biz de bunların mağdurlarıydık daha önce. Yürüyüş yaparken bayanlarımız rica ettiler, biz de gelmek istiyoruz. İşte biz de bir eli işimizi sizde yapalım falan. Burası öyle 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 büyüdü. 80-100 kişi falan buluyor. Kişi bazında evet. Ama normal, siz varsınız da, normal filografi eğitimi, diğer eğitimler gibi eğitim yok burada şu an. Yok tabii, ciddi eğitim olarak yok. Çünkü o eğitimi almış da buraya gelmiş başkan. Değiştiriyoruz. Birbirimizden bilgi alışverişi. İki alışverişinde bulunuyoruz. Ne icra ediliyor burada mesela? Burada haftanın geride boya olmasın boya diye. Bir gün sırf nakış üzerine yapıyoruz. Bazen de filografi. Yürüyüş yaparken burasını gördüm. Gerçekten işte hani ben de alabilir miyim, edebilir miyim derken. Neyse, ben bir yıldır geliyorum ve çok mutluyum. Yani sizler açmışsınız burasını, belediyenin. Evet. Çok teşekkür ediyorum ilk önce. Gerçekten bütün arkadaşlarımız o kadar güzel bir ortamda çalışıyoruz ki. Daha güzel yani, şey ve hediye, parayla hediye almıyoruz. Yaptıklarını götürüyorum. Parayla artık hediye almıyorum. Yaptıklarını götürüyorum. Hani hep karşımdaki hani arkadaşları mutlu ediyorum. Ben de bu arada mutlu oluyorum eski şeylerim. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Vallahi tebrik ederim. Kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Yani bir şey üretebiliyorsunuz da. Sabahtan akşama kadar televizyon izlemek veya hiç bu manada bir şey yapmak aslında kötü olmaz mı? Yani bu iş daha da geliştirmeye de aslında. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günlerde evinizde mi olur, iş yerinizde mi? Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa'nın 17 ilçesinde farklı alanlarda hizmet vermeye çalışıyor. Altyapıda, üst yapıda yoğun bir şekilde çalışırken bir taraftan da şehrin sosyal ve kültürel hayatının canlandırılması için de önemli gayretler ortaya koyuyor, destekler sağlıyor. Bugün de daha önce uygulaması başlamış ve sadece Mihraplı Park'ta, Vida ve Nigar Park'ın uygulaması olan Busmekrem daha önce kursiyerimiz olmuş. Fakat ilerleyen aşamalarda da bir hobi evi hüviyetinde uygulamaların yapıldığı mekanımızı gezdik. Buradaki kurs gören arkadaşlarımızla, hanımefendilerle, daha doğrusu hobi evini kullanan hanımefendilerle de istişareler yaptık. Buradaki hocamızla beraber, sorumlu arkadaşımızla beraber. Tabii aldığımız karar gereği burayı biraz daha genişletelim istedik. İnşallah burayı biraz daha genişletip beraberinde de yeni adıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi olarak da burası hayatiyetini devam edecek. Amacımız daha fazla kişiye ulaşabilmek, burada daha rahat bir ortam sağlayabilmek. Nihayetinde bu şehrin daha iyi noktalara gelebilmesi sadece ihracatla, sanayiyle gerçekleşecek bir konu değil. Aynı zamanda bay bayan herkesin daha sosyal, daha kültürel, gelişmişlik düzeyini daha üst standartlara taşıyabilirsek ben inanıyorum, ümit ederim ki Bursa o zaman daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir olacaktır. Ben bu noktada aslında evlerinde vakit geçirebilecekken, farklı uğraşlarla mücadele edebilecekken buraya vakit ayıran, değer katan tüm hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Sorumlu arkadaşımıza, Akiz'e teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yapacağımız düzenlemelerle beraber burası daha da rahatlayacak. Amacımız da o. Teşekkürler.